Herkese selamlar arkadaşlar. Şöyle yapayım. Ben Bezgin arkadaşlar. Bugün sizlerle taktik oyunu oynuyoruz. Neden bu dersiniz? Ya aklımda çok daha değişik güzel fikirler var ama yani böyle hiç müsait olmadığım bir anda böyle bir anda müsait olacağım kısa bir ara geliyor ve o arayı da böyle video çekmek için kullanacağım zaman hazırlık yapmamış oluyorum o diğer videolara. O yüzden direkt böyle elimin altında olan ne var diye düşündüm. Taktik Uğur dedim. Çoğunuz bilmiyorsunuzdur herhalde bu oyunu. Eskiden bir ara ben de oynardım. Ama ondan sonra bıraktım bir ara. Ondan sonra ne olduğunu söyleyeyim. Tekrar yüklediğimde bir baktım. Herkes öyle silahlar almış ki tek atıyor size böyle. Nasıl desem. Ya bir oyun içinde görürsünüz zaten. Bu arada karakterlerimiz böyle. Biraz 2-3 boyutlu böyle bilmiyorum artık kaç boyutlu dersiniz ama. Aa, mesela gördünüz ya az önce. Az önce gördünüz ya şey. Bir yeri patlatıyorum gidiyor sandalye çarpabiliyor oradaki adamlara. Öyle bir olayı var bu oyunun. Para çantasını almak amacımız bizim. El bombası attı oraya. Sandalye bana çarpsa öldüm ben. Ya öyle fantastik bir oyun. Yani bir sürü değişik haritası var. Bir sürü karakteri, bir sürü silah ve bir sürü şöyle mesela yere şey bomba koyuyorum. Öyle değişik değişik yerleri var. Arkadaş orayı satmış mesela, gidip bıçak atmam lazım ama etrafımda çok adam var. O yüzden bir bıçak da tamam. Sizin içindeyken silahla vuramadığımızdan bıçak atmak lazım. Şimdi bunlar para çantasını alıyor. Ben de şurayı şunlardan düşeyim de. Allah arkamda. Arkamda. Oradan da sıkıyorlarmış, görmedim ki. Hop aldık bir tane. Az önce koyduğum yerdeki adamı aldım anda. Şimdi böyle değişik bir oyun. Ema ne ya? Allah'ım yarabbim, ben de her gitgide Türkçem konuşuyor. Her gitgide bak. Türkçem de konuşuyor. Bu adam arkadaşım, ne yapıyorsun sen burada? Çık. Heh, kurtardım adamı. Aa, bizimki para çantası almıyor. Çok iyi, çok iyi. Şuraya şunu koyuyoruz, geri çekiliyoruz. Yalnız keskin nişancı mı var orada anlamadım. Biri canımı öyle bir azalttı ki. Bak bak. O duruyor orada. Gazdan canı gidiyor. Mavi olanlar bizim gazlar. Aa, soldaymış adam. Görmedim. Bilmiyorum artık ne dersiniz, biraz da şundan oynayalım. Ben uzun süre sürdüğü için oynamadığım için oynamayı unutmuş da olabilirim. Artık kusura bakmayın. Şimdi oraya bizimki gaz atıyor. Bu gazlar bayağı işe yarıyor ya oyunda artık. Eskiden o kadar popüler değildi ama şu an çok popüler o gaz. Şimdi bu oyunda şeyler de var arkadaşlar. Sadece böyle şeyler olduğuna bakmayın. O yukarı fırlatır zannettim. Fırlatmıyor. Ve sadece şeyler zannetmiyorum. Böyle çatışıyorum falan filan zannetmeyin. Bu oyunun içinde arabalar da var. Ama nasıl arabalar? Çok güzel arabalar. Ben niye şarjörü değiştirdim? Bu bir. İki, neden o bomba patlamadı? İlginç. Bu oyunun içinde arabalar da var arkadaşlar. Ve arabalar böyle çok fantastik. Yani oyunun kendisi bayağı bir fantastik ama. Yani o gördüğünüz ilk baştaki sandalye şeyinden. Onu yanlışlıkla fırlattım. Çaktırmayın. Ah, bunu almışız da. Şu bombalar. Aa, yumruk attı adam bana. Ama ben de iki kişi alıyorum bu arada. Şeyden alttan. Ama en sevdiğim şu makineli tüfekler. Ama ben bu makineli tüfeği çok zor almıştım. Oynayıp başladım da. Ondan sonraki bir giriyorum maça makineli tüfeğimle. Adamlar bunun bilmem kaç level üstüne almışlar. Bir de basmışlar. Artık benimki yanlarında böyle çok anlamsız bir şey oldu ya. Gel lan bir tane vurayım. Hop. Oo. Bak işte görüyor musun bıçağı? 4 level yapmış. Bir de maçete almış. Paralı bir bıçak. Almış da yapmış da güçlendirmiş. Ben o kadar zamandır şey yapmıyordum. Bir de işte onlarla beraber çok şey olmuş. Oyun karışmış. Al işte baksana. Bu makineli tüfeğin kilitlenmesi için uzun bir süre gerekiyor. Yani diğerlerine göre biraz daha. Şuna bir bıçak atsanız oğlum. Aa, kafasında el bombası patladı. Ama karadığında şöyle tarıyor. Böyle direkt baya baya tarıyor.
Ha bu arada kazandık böyle. Bir de böyle şey iyi bir yanı var. Hızlı bitiyor maçlar. Ben şu an hiçbir şey yapmadım ama olsun. Bir de maç sonunda böyle bir ekran geliyor karşınıza. Seviyeniz falan, rütbeniz. Sonra buraları geliyor böyle. Sonra bir çark geliyor. Ben sürekli kaybettiğim için %98'e kalmış. O da az kalsın kaybediyorduk. Buradan böyle şeyler çıkıyor. Para, desen, adam. Böyle 3 tane şey var böyle. Mavi, mor, bir de beyaz. Bunlar olmadıkça şansı artıyor. Oldukça şey falan filan. Ben de patlayıcı uzmanı olarak almış. 7'ye de 5 gitmişim zaten. Fazla bir şey beklemiyorum şu an kendime. Bir tane daha girelim hızlıcanaktan. İşte şu gördüğünüz arkadaki arabaları kullanabiliyorsunuz. Hem arabayı kullanabiliyorsunuz hem de arkasındaki makineli tüfeği. Yani bir sürü farkları da var. Ama şey işte. Nasıl desem. Az önce bana gelen başka bir haritaydı. Ama yine gökdelen geldi ya. Olmaz böyle şey. Ben istemiyorum gökdelen arkadaş ya. Çık karşılaşmadan. Yeniden bağlanmak istemiyorum ama yeniden maça da giremiyorum. Allah'ım ya Rabbim ya. Tüh, o maç bitene kadar bekleyecektim. Tam aksiyon başladı bile. Oraya bir bomba attılar. Bütün sandalyeler uçtu. Aa şey bombası o. Yer çekimi bombası. Öyle fantastik bombalar da var. O gaz havada patladı. Bana zarar veriyor mu? Veriyor vallahi. Ay eyvah. Ne oldu? Gazdan öldük. Ama o gaz havada atmıştı. Havada patladı o gaz aşağıda. Bak olabilir bu tane. İlginç. Şimdi bizim para çantası alan zaman bize daha fazla puan kazandırıyor. Ya 100 olunca bitiyor ya süremiz bitince. Şöyle döşeyim şunlardan. Bizimki de koymuş. Şimdi tek yapacağımız ilk savunmak. Şimdi burada elemanlar yok. Nerede bunlar? Hayır burayı koyma burayı koyma. Neden diye soracak olursanız bir tane eleman ikide bir oraya ateş ediyor. Ve o ateş ettiği zaman benim bombam orada patlıyor kendiliğinden. O yüzden şu an öldüm orada gördüğünüz üzere. Bıçakla gideyim. Bizimki mayını da koymuş oraya. Tamam bizimki aldı. Ben de şuraya bir tane duvara koyayım. Bir tane de karşı duvara koyarım. Şimdi bunların geleceği maksimum yol bura. Bizim arkadaşım mayın olduğu için basılıyor. Eyvah. Bizim adam yine mayınladı. Sıkıyor oraya. Sağdan mı? Oo roket. Geldim baba geldim. Ya şunları bir tane kilitlense. Çok iyi vurabiliyorum onları ama. Böyle direkt tarayabiliyorsunuz da karşıda sniper var. Ama bak AV Pro seviye 8. Bunlar işte çok iyi adamlar. O kadar çok oynamışlar ki oyunu ya da bayağı bir para yatırmışlar. Ki bu bayağı bir paraydı. Oyun gerçekten pahalı oyun içi şeyler. Bizim arkadaşı öldürmeyeceğim değil mi? Adamın diktiği şey patlattı. Kurtardık başkaları. Hatta kendini kurtarmış adam galiba. Oyunu, Türk oynayan da var bayağı da genellikle başka bir yerden. Yabancılar. Hop gaz. Şimdi bununla yakına girmeyeceğim. Ama uzağa da girmeyeceğim. Öyle değişik bir silah. Bak arkamdan tarıyor mesela. Ben ne yapayım şimdi? Adamlardaki silahlara bak ya. Bendeki silah. Bir de bendeki silah bak. Kullanacağımız şey aynı hafif makineli olacak. Bir benimkinin vereceği hasara bakın. Görüyor musunuz mu hasarı? Bir de adamınkinin verdiği hasara bakın. İşte bu şey toplam puanlar çok yakın ama şey olmuyor işte. Nasıl desem. Uymuyor birbirine. Sözde yakınlık onlar. Bizim para çantası adam nerede? Koydum onu patlattı ya. Ah, adamların desenleri var ki bu desenleri almak zor her türlü zor. Onun danik deseni almak bile uğraşmak lazım baya. Ama insanlar alıyor işte ya. Nasıl yaptıklarını bilmediğim şekilde. Bu arada maçı kaybedeceğiz büyük ihtimalle. Önde olduğumuza bakmayın. Şöyle bir bomba. Eskiden daha çok bu karakterle oynardım. Yani bu da kolay bulunan bir karakter değil ama işte karakterin nasıl bulunduğu önemli değil. Silahına hasar veriyorsan bayağı bir... Aha kafama bomba geldi. Silahına hasar verebiliyorsa silahın çok bir şekilde. Ya da elinizde bir sürü ya da mesela bu adam el bombası kullanıyor ama el bombasını öyle bir güçlendirmiş ki. Hem uzaktayken daha fazla hasar veriyor. Yani uzak yarı çapını arttırıyor hasar çapını.
Hem de sürekli doluyor. Mesela bir el bombası attığınızda şurada görürsünüz böyle yavaş yavaş dolar. Ama onunki öyle mi? 3 tane arda arda attı maşallah. Bu arada kazandık, hayret. Şuna bıçak atayım diyeceğim, bitti maç. Yok arkadaş, bu oyun ya parayı çok vereceksin ya manyak gibi oynayacaksın. Ben hemen bir tane daha girmek istiyorum ama ya Allah'ım, ya Rabbim, lütfen arabalı bir yer gelsin. Arabalı. Normalde arkadaşlar bu harita bana çok sık gelmez. Hatta neredeyse hiç gelmez. Ve 10 maçımdan bir tanesinde gelir maksimum. Allah'ım, kargo gemisi geldi. Burada da araba yok ya. Ay ay. Ama bu makineli silah şimdi öyle olduğuna bakmayın. Bazen çok işe yarıyor. Mesela böyle 2-3 tane adam arka arkaya bir kenetliyorum uzaktan, bir kilitleniyor. Bir tarıyor oraya böyle pataküte pataküte. Mesela şöyle. Ama pompalıyım şöyle, pardon. Uf, Allah'ım ya Rabbim. Bir güzel oynayamayacak mıyım şu oyunu? Ama karşıdaki adama bak. Arkadaşlar, bu oyun ya çok paraya düşmüş, ya full herkes para ödüyor bu oyuna, ya da vallahi sis bombası attı adam ya. Bak, ben ona yakına girmeye çalışsam adama. Al işte. O nece el bombası üstad. Ah sis. Arkadaşlar, bu oyunu oynamanızı pek tavsiye etmem. Çünkü şu an kaçıncıya söylediğimi bilmediğim bir şekilde. Paralı oyun ya. Oyun paralı yapsalar bu kadar olur bence. Bu adam bir şey demiyorum. Zaten pompalı adam. Yakından vurması sıkıntı değil. Ama işte bizim, benim ya da ben oynamıyorum, bilmiyorum ya. Belki siz daha iyi oynarsınız. O gaz bombasını niye oraya attım be gülüm? Adam orada. Az canı var. Hadi be, bir tanesi denk gelse. Şaşıracağım zaten. Adam sniper'la vurdular. Ne kadar hoş. Niye patlamıyor o ya? Hele şükür ya. Normalde kurduğum gibi patlasa iki kişi ölecek orada direkt. Ben hayatta kalacağım. Ama olmuyor işte. Bilmiyorum artık onun soğuma süresi. Soğuma süresi demek de o değil ki ya. Arkadan sniper'ın bayağı büyük bir desteği oldu ama yapacak bir şey yok. Bu oyunda da bu mayınları koymak için çok uygun. Allah gaz. Allah'ım, herkes neden bu gazdan kullanıyor ya? Aa, öldüm. Ay, sağdan sıkıyorlarmış. Diyorum, gaz nasıl o kadar hasar verdi yoksa? Şimdi keken gibi. Oyun Alman oyunu olabilir mi bilmiyorum ama buradaki karakterlerin bazılarının ismi Almanca yani. En azından bana öyle geliyor. Ben de tam Almanca bilmedim ben şu an. Ama yani birkaç tanesi Almanca, onu biliyorum. Anlıyorum yani ne olduğunu. Bilmiyorum artık neden isimleri Almancadır. Karakterlerden dolayı mıdır? Başka bir şeyden dolayı mıdır? Hiç sormayın. Bu oyunda tek bildiğim, para verirseniz kazanırsınız. Allah'ım, dokunmatik gitti ya. Heh. Niye gitti bilmiyorum. Ya da ben dokunamamış işte olabilir. Uzun zamandır da video atmıyordum. Pardon, Zula video atmıyordum. Daha bir şey yaparsak, özelleştirirsek. Kaç kişi alıyor bu malı? İşte dün açmışım, baktım, dedim acaba bir videoyu sildim mi, dedim bakıyorum. Yani nasıl desem, bayağıdır bir PUBG Mobile videosu atmamışım. Arkadaş hele anca öldü. Onu ben öldürmedim. O bombayla kendini öldürmüş. Sniper. Ya bunlar nasıl oynuyor bu oyunu? Bunlar da şey mi var? Ben anlamıyorum arkadaşlar ya. Bu arada Bezgin Oyuncu diye bir klonum var galiba. Kurdum, neden olduğunu bilmediğim şekilde. Oynamak isterseniz beraber oynayabiliriz. Daha fazla gelmesini istiyorsanız da çekebilirim. Bu adama ne yapıyoruz orada, ben anlamadım. O gaz attı bana. Ben ona gaz attım. Bir bıçak atsam. Gazda öldüm. O amca yaşıyor. Ne güzel. Bayağı acı olmuş. Nasıl kazandık ben anlamıyorum. Ben takımı batırıyorum şu an. Ya normalde böyle olmaz. Takımda ben en iyi oynarım hep. Ama video çekiyorum ya, öyle olmak zorunda.
Artık kusura bakmayın. Baksanıza zaten hep kötü oynadığımı zannediyorsunuz. Bana şu klavye mouse şey gelsin. Kablosu. O da yarın gelecek galiba. Pazartesi günü. Bu videoyu herhalde pazar izleyeceksiniz. Ne diyor? Tamam onayla ya. Neyse arkadaşlar, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla gelmesini istiyorsanız abone yok yorumlara yazmayı unutmayın. Abone olsanız nereden anlayacağım bunu diye düşünürken, ben fazla malım diye de düşündüğümde Discord linki açıklamada.